Türkiye hakkında. Şimdi ikinci tehlike şu. Şiilerin ehli sünneti istilası. Takiye yaparak biz de sizin gibi Ebu Hureyre'yi seviyoruz, Ayşe Hanım'ı seviyoruz, Ebu Bekir'i seviyoruz göstererek bizim içimize sızmaları. Ondan sonra da bu işleri karıştırarak, birbirine sokarak Allah muhafaza buyursun. Efendim Şii itikadını aşamaları. Türkiye'ye böyle bir tehlike sokulmak isteniyor. Bu tehlikenin öncülüğünü kim yapıyor? Mustafa Aşkamoğlu yapıyor. Şimdi bunun delilleri. İki tane delil söyleyeceğim size. İyi dinlerseniz anlarsınız. Adamın birisi internet sitesinde soru soruyor. Mustafa Aşkamoğlu'nun kendi sitesi, kendi yazıyor. Adam diyor ki, ben diyor Hümeyni'yi seviyorum. Sonradan baktım ki Hümeyni fetva veriyor ki kadınla ters ilişki caizdir. Ben de Hümeyni'den soğudum diyor. Hocam diyor, ne olur bana bir izah edin de ben Hümeyni'ye tekrar ısınayım diyor. Buna cevap veriyor. Sitesi de cevabı. Çıktısı da vardı çantamda. Akide sahibini göndermiş bana. Karahanoğlu abimiz geldi. İşte hocam şöyle yapalım, böyle yapalım, anlaşalım dedim, anlaşalım. Bir masada toplaşalım, buyurun toplaşalım, hala cevap bekliyorum. O zaman ben adamı konuşturmazmışım. Buyursun gelsin, ben gibi konuşturmam, ben herkesi dinlerim. Ama sonra da konuşurum da. Ve bu sefer, efendim, abinin sahibi geldi, öbürü geldi, Allah razı olsun iyi niyetle. Ama ben dedim ki, bakın, çok yanlış reklamlar veriyorsunuz, Hilal'in reklamının kanalı. Ondan sonra bir dedi Allah razı olsun böyle bir şey olmaz ki dedim. Bak bu kanalda adam çıkıyor, Hazreti Muaviye'ye kafir diyor. Caberilerin başı çıktı dedi ki Muaviye ezan okunduğu zaman kulaklarını tıkıyordu. Nasıl Muhammed Resulullah'ı susturamadım diyordu. Hazreti Muaviye gibi bir sahabi, Buhari'de hadisleri var. Üç halifenin valisi bu zat. Yani şimdi buna sen ezan düşmanı, ezandan kulağını tıkıyor diyorsun ya. E sen bu Allah rızası için reklam edecek bir kanal mı canım bu? Böyle bir şey olur mu yani? Konuştum bu bana diyor. Şimdi bu sefer geldiler şöyle dediler, bir heyetler geldi, onunla görüştüler, bununla bir yahu dedim, görüşecek bir şey yok. Bir çıkarttım, internetten çıktım, bir baktım, Karahanoğlu abimiz çok akıllı bir adam, zeki. Belki dedim zor anlarsa şimdi uğraşacağız biz ha. Çok uyanık. Bir baktı üstünü okudu, ama dedi, tak altını okudu, vay dedi. Ne oldu dedim? Bir şey düzeltemek istedim. Mevzu ne? Mevzuya bak. Diyor ki, Hümeyni diyor, ters ilişkiyi sadece Hümeyni demedi ki diyor. Ters ilişkiyi diyor, Ehl-i Beyt'in eş seriyeti ters ilişkiyi caiz görüyor diyor. Ehl-i Beyt dedi ki, yok İslam'a göre Ehl-i Beyt kim bize bak? Resulullah Efendimiz'e sordular ki, men Ehl-i Beyt'i kendisiyle, ümür nâb-ı hübbi. Bize sevilmesi emredilen Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, وَلَاَسَلْكُمْ عَلَيْهِ اَيْفَرْ مِلَنْ دَوَتَّ فِي الْقُرْبَى İslam'ı size getirdim, tebliğ ettim. Para pul istemiyorum. Akrabamı sevmenizi istiyorum. Ehl-i Beyt'i sevmek bize vardır. Allah'u salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Ehl-i Beyt'in salavat okumadan namazımız olmuyor zaten. Peki bu Ehl-i Beyt'in imamlarımız, bu imamlarımız kim bunlar? Resulullah'a sordular, biz kimi sevmekle görevliyiz? Efendimiz buyurdu ki, عَلِيْهِ الْقَبَاظُمَ وَالْحَسَنِ الْحُسَيْنِ Abasını aldığı hırkasının içine onları soktu. Bu hırkanın içine sığdığı Ali Fatıma, Hasan Hüseyin bir de bunların doğurdukları. Kıyamete kadar eğilmek devam ediyor. Seyitler var. Şimdi adam diyor ki sadece Hümeyni bu fetvayı vermiyor ki diyor Ehl-i Beyt'in cumhuru. Yani Hazreti Ali Fatıma, Hasan Hüseyin bunlardan doğan bu kadar ulema. Nakşibendi Hazretleri Ehl-i Beyt'tendir. Abdülkadir Genel Ehl-i Beyt'ten, Ahmet Rufa Ehl-i Beyt'ten, Ebu Rasa Eşar. Bütün tarikat Kur'an'lar Ehl-i Beyt seyittir. Bu kadar Ehl-i Beyt var. Diyor ki Ehl-i Beyt'in ekseriyeti ters ilişkiye fetva veriyor. Şimdi bak ondan sonra diyor ki, şimdi bana diyor ki, ben diyor ona fetva vermedim diyor, bana iftira ediyor. Dur şimdi, ben Mustafa İslamoğlu ters ilişkiye fetva veriyor dedim mi? Demedim, Ehl-i Beyt fetva veriyor diyor dedim. Ondan sonra altına geliyor diyor ki, Ehl-i Sünnet'e göre ise caiz değil diyor. Bak, Ehl-i Sünnet'e göre ise caiz değil. Ondan sonra da diyor ki, ama bana göre burada Ehl-i Sünnet haklı. Yani diyor ki, ben öyle bir otoriteyim ki, Ehl-i Sünnet'in de Şia'nın da üstündeyim.
Burada ehli beyt, ehli sünnet haklı. Yani ters ilişki caiz değil. Ben burada niye merak ediyorum? Benim bozulduğum neresi? Ya ehli beyte niye iftira ediyorsun? Hazreti Ali'ler, Hasan'lar, Hüseyin'ler ters ilişki yapar mı? İmam Cafer'i sadıklar, İmam Muhammed'i bak, İmam Zeynel Abidinler, bunlar ters ilişkiye fetva verir mi? Ehli beyt dediğim 12 imam bunlar. Diyor ki ehli beyt, sen ben fetva vermiyorum diyorsun ama ehli beyt. Ne demen lazım? Şia mezhebine göre caiz demen lazım. Ama Şia mezhebine göre caiz demiyor. Ne diyor? Ehli beyte göre caiz. Ha, bana göre caiz değil diyor. Bak. Biz de bunu dediğimiz zaman diyor ki, niye ehli beyti kabul etmiyorsunuz diyor. Ehli beyt diyor, bu ümmetin bir parçasıdır diyor. Yahu biz ehli beyti kabul ediyoruz ama biz senin dediğin gibi pislikleri ehli beyte isnat etmiyoruz. Allah Kur'an'da diyor ki estaizu billah. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَالْطَهْرِ وَالْتَطْهِيرَ. Ey ehli beyt diyor, ben sizden bütün pisliklerin, muzdarlıkları temizlemek, uzak tutmak istiyorum diyor. Allah ister de olmaz mı? Ters ilişki pisliktir. مَلْهُمْنُ مَلَّتَ حَيْبَنَ اَمْرَةَ فِي دُبُرْيَا. Resulullah buyuruyor, hayızlı zamanında bir kadınla cinsi münasebet yapan veya ters ilişkiyle göl yatağının dışında bir efendim makattan ilişkiye giren kişi mel'undur, lanetlidir, bu iş pisliktir diyor. Kur'an'da Allah diyor, ben ehli beyti temizlemek istiyorum. Ben ehli beyte pislik dokundurmayacağım Allah diyor. E sen nasıl böyle bir pisliğini ehli beytin fetvası buldun diyorsun? Bunu ben hazmedebilir miyim ya? Ben bunu hazmedemiyorum. Şimdi tehlikeyi görüyor musun? Şii desen bomba patlayacak. Ondan sonra da ne diyor biliyor musun? Allah! Ya diyor Hümeyni'nin öyle fetvasında, Hümeyni ne yapsın diyor. Ehli beyt diyor bu görüşte diyor. Ondan sonra ona bakarsan diyor İmam-ı Azam'a göre de faiz caiz diyor. Ona bakarsan diyor İmam Şafii de diyor zinadan doğan kızıyla evlenmek caiz diyor. Allah'ım ya Rabbim gidin okumuyor musunuz ya? Dün Ümraniye'de soruyorum. Böyle bir şarkı yarışmasına Türkiye'den kim katılacak temsilci dedim. Bütün küçük çocuklar adını söyledim. Yazıklar olsun dedim, bu kadar büyük adamlar karşımda oturuyorsunuz da dininize bu kadar hakaret ediliyor, ehli beytinize bu kadar pislik atılıyor, bu kadar mezheple karıştırılıyor, Türkiye'ye karıştırılmak isteniyor, milletin itirazı bir adım bozulacak, kimin ne dediğinden haberiniz bile yok. Televizyondan size ne? Siz niye dininizi korumuyorsunuz? Siz niye din için dertlenmiyorsunuz? Niye uykunuz kaçmıyor? Böyle şey olur mu? Böyle din olur mu? Bizim sağlığımızda dinimiz gidiyor. Allah bize sormaz mı size kadar sağlam geldi de sizin zamanınızda bütün pislikler çıktı? Siz ne gerçek adamsınız? Siz arabanızı, cep telefonunuzu koruduğunuz kadar niye Allah'ın dinini sahabeyi, ehli beyti korumadınız? Allah soracak size. Ben değilim zaten bu işin sorumlusu. Hepiniz yardımcı olmanız lazım bu davaya. Fuzuli laf konuşmayın bana. Ben burada hamaset yapmıyorum. Şimdi diyor ki bir mesele daha. Ayakları çıplak pes etmek ayeti Mustafa İslamoğlu'nun gerekçeli mal tefsirinde abdest ayetinde diyor ki çıplak ayağı mes etmek, çıplak ayağı mes etmek diyor müsaade var, ehli beytin görüşü budur. Ha, ehli beytin dedesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken ayağının topuğunu yıkamayana ne dedi? Veylül akrabi minen nar, ateşler topuklara yazıklar olsun, bu topuklara cehennem dokunacak dedi. Çünkü topuklar yıkanmadı dedi. Ehli beyt ayağını yıkardı. Ancak mes giyersen mes edersin. Çıplak ayağı mes edilmez. Ne diyor biliyor musun? Bu ayete göre diyor, ehli beytin cumhuruna göre çıplak ayağı mes edilir diyor. Halbuki kime göre mes edilir? Şiilere göre. Şiilere göre olan Şii'de diyor ne diyor? Ehli beyt diyor. İkinci vasiyetimi açıklıyorum. Şu memlekete Şiiliği ehli beytçilik adı altında sokacaklar. Size de ehli beytin fetvası diye yutturacaklar. Yarın bir gün bir Müslüman genç çıkacak, o bu çıkacak. Madem ehli beyte göre ters ilişki caiz, ehli beyte bizim imamımız, bize ne İmam-ı Azam'dan diyecek. Ve bu millet ehli beytin görüşü diye Şia'nın görüşleriyle zehirlenecek.